Atatürk Ortaokulu futbol takımını çalıştırırken bize bir program geldi. Şubat ayında bir hafta içinde 3 maç oynayacaksınız. Şampiyon olan Balıkesir'e gidecek. Kardeşim bugün haftada 3 maçı bir profesyonel futbolcu kaldıramıyor. İşte görüyoruz, kaldıramıyor. Sen 12-14 yaş arasında çocuğu bir haftada oynatıp buradan bir şampiyon çıkarsan göstermelik. Göstermelik oluyor. Peki abi, şimdi dünya futbolunu da takip ediyorsunuz, Türk futbolunda. Türk futbolu nereye gidiyor, dünya futbolu nerede? Umutlu musunuz, nasıl buluyorsunuz Türk futbolunun genel durumunu? Maalesef ben umudum yok. Şöyle yok. Bundan 1,5 yıl önce Türkiye'de bir araştırma yaptı bir İngiliz futbol kulübü. Şimdi ismini anımsayamıyorum. Bu Türkiye'yi dolaştı. Balıkesir, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Kocaeli, Sakarya, İstanbul dolaştı. Yüzlerce değil, binlerce futbolcunun arasından 100'e indirdiler. 15'e indirdiler. Buradan bir tek çocuk alıp İngiltere'ye götürdüler. Bütün bu büyük bir masraf sadece bir çocuk içindi. Biz hiçbir şey yapmadan futbolumuz gelişsin. Nasıl gelişecek? Nasıl gelişecek ya? Şimdi ben Beşiktaşlıyım. Yani bir konu pek yeri değil ama Fernandes'in üstüne topçu yok Bandırma'da, şeyde, İstanbul'da. Ama şu anda Almedia'yı da, onu da satarım. Neden? Bir Oğuzhan'a yer açmak için, bir Olcay'a kesinleştirmek, bir Mustafa beklemeye yer açmak için. En iyi zaman. Bir sakatlansa şu gün edeceği parayı da alamazsın. Oradan da zarar edersin. En iyi zamanda o ikisini de. Koy gencine, bundan kötü olmaz. Hiç kötü olmaz. Bir de abi bana daha önce anlatmıştınız. Bandırma'da gençlere önem verme açısından göreve talip olmuşsunuz yıllar önce. O da evet. İlginç bir anıydı. Tabii. Onu da paylaşır mısınız tabii bizimle? Şimdi bu konuşmaları 1976 yılıydı. Bir öğretmen arkadaşım, Allah rahmet eylesin, Fevzi Teker'le. Sanat Enstitüsü Beden Eğitimi Öğretmeni. Bandırma Spor Kalesi'ni de korudu. Bandırma Spor Kalesi'ni de korudu. Evet. Kaleciydi kendisi. Evet. Hatta kendi okulunda başarılar sağladı. Türkiye birinciliklerine kadar takımı götürdü. Şimdi bu arkadaşla böyle dertleşirken dedik biz iki sporcu, iki öğretmen bunları anlatıyoruz. Çözüm. Bunu çözüme kavuşturmak için bir şey yapıyor muyuz? Yani taşın altına elimizi sokuyor muyuz? Sokmuyoruz. Ne yapalım? Bandırma Spor'dan görev isteyelim. Tamam. Arkadaşım ben gitmem dedi. Ben giderim. Gittim. Yönetim kurulu toplantısı varmış. Çaldım kapıyı. Başladım. Başladım derken biz oturduk bir hafta plan program yaptık. Zannediyorduk ki kapıda karşılanacağız. Bu program neydi? 76, 75, 76 yılında İzmir Spor ve Beşiktaş'ta ilk defa altyapı kuruldu. Bu altyapıya benzer 100 tane çocuk bulacağız yaz tatilinde. Bunların okulda velisi olacağız. Dersleriyle okulun, yani zeki insanın spor yapacağını da ispatlamak için. Bu programları aldım kolumun altına, gittim yönetim. Yönetim dedi biz şimdi transfer yapacağız. Onun hazırlıkları içindeyiz. Biz sizi ararız. Geldim Fevzi Bey'e vaziyet böyle. Ben sana söyledim arkadaş dedi. Bunların tutumu budur. Neyse. 3-4 ay geçti. Ağustos'un sonu veya Eylül'ün başında bize bir yöneticinin eczanesine çağırdılar. İkide randevu verdiler. Gittik. 2 yok, 2-10 geçiyor, 2-20 geçiyor yok. Hadi dedik arkadaşımız. Aç kaldık da parayla iş yapacağız pozisyonda insan değiliz. Yapacağımız işi ücretsiz yapacağız. Böylece bizim o programımız, düşüncelerimiz başlamadan bitti. Başlamadan bitti. Böyle bir çalışma yapılması geç kalmış da diyemeyiz. Hiçbir şeye geç kalınmaz. Yeniden başlanabilir. Amatör çalışanlar bulunur. Bunların başına profesyonel bir topçu çalıştırıcı bulunabilir. Yani Bandırma'da 20 bin nüfus varken
şimdi isimlerini saymıyorum, 8-10 tane topçumuzu dışarıya çıkardığımız zaman, işte Sarı Süleyman olsun, Küçük Hasan olsun, ondan önce Asımlar vardı. Gençlik kulübünden gitti Adana Spor'a. Türkiye'de gol kralı olmuş Özerler vardı. Vahdet gitti. Vahdetler vardı. Nerede şimdi bu çocuklar? 120 bin, 135 bin nüfusumuz var. Nerede? Bunlar sokak aralarında ama çalışıp aranıp bulunmuyor. Öğrencilerden bahsettiniz az önce. O yılların lise maçları da çok çekişmeli geçer değil mi dışarıda? Harika maçlar olurdu. Günler öncesinden hazırlanır iki okul. Lise Endüstri Meclisi. Rekabeti. O zaman sanat enstitüsüyle ŞMG Lisesi. Davullar, sınırlar gelir. Okul tatil olur. Biz sahanın bir tarafında sanat enstitüsü, bir tarafında liseliler, seyirciler yer alır. Veliler gelir. Anneler, babalar, çocukların izleme. Bir bayram havası içinde maçlar olurdu. Ne yazık ki şimdi bir şey bulamıyoruz. O saha durdukça da gençlere önem vermedikçe, hani biraz önce atladık ya, bir haftada 3 gün maç oynatılıyor. Bu çocukları al, Bandırma Spor maçlarının öncesine bunu 3 aya 5 aya yay. Balıkesir yapmıyorsa Bandırma Belediyesi'ni göreve çağırıyorum. Ne yapabilir? İşte kaymakamlık kupası, belediye kupası, mahalleler arası maçlar, mahalleler arası, okullar arası, okullar arası böyle bir rekabet, bir canlılık getirmeli. Sadece futbolda değil. Her dalda, her sporda. Atletizmde olur. 27 Aralık'ta Atatürk koşusu, o gün için takım hazırlanıyor. İdman bile yapmadan çocuklar koşturuluyor. Ne oldu şimdi? Atletizme ne faydası? Senenin başında çalışacak. Beden eğitimi öğretmeni yetmeyebilir. Futbol, atletizm koçları tutulacak. Bunları yapanlara, yapabilen, kabiliyette olanlara müdürlük vereceksin. Yani yere, sandalyeye değil, iş yapacak insanı arayıp olacaksın. Ayrıca bir Edincik'ten de bahsedelim. Edincik'te de bulundunuz ve hangi takımlarda görev yaptınız? Edincik'in futbolu nasıldı o yıllarda? Edincik'te 10 yıl çalıştım. 10 yıl çalıştım. Geldiğimiz zaman tabii ki futbol takımı vardı. Hangi yıllarda? Edincik Gençlik 69. 69, evet. 79'a kadar orada kaldım. Edincik Gençlik. Gençlik, antrenör, evet. Futbolcu olarak uzun seneler oynadım. İşte 74'ten sonra 79'a kadar antrenörlük. Bir yılda, 18 Eylül'de antrenörlük yaptım. Gençlere önem veriyorduk. Tabii 6-7 tane Edincikli, 2-3 tane Bandırma'dan genç, evet, kabiliyetli. Yani Yören'in çocukları. Yören'in çocuğu, Bandırmalı, evet, çocuklar. Evet. Hatta sanat enstitüsünden getirdiğimiz, sanat enstitüsü 1. sınıftan getirdiğimiz bir topçumuz Kırşehir Spor'a, 3. lige devre bitmeden transfer oldu. 2500 lira bize yetiştirme parası verdiler. Yani lise 1'deki bir çocuğu alıp takımda amatör oynatıp profesyonelliğe geçti. Bu kaynak çok. Lisede, sanat enstitüsünde, şimdi üniversitemiz var. 6000 öğrencinin 3000'i erkek olsa bunlardan 50-100 tane çocuğun içinden 2 tane hiç mi çıkmayacak? Oraya da eğilinmesi lazım. Orada bir kaynak duruyor. Yedinci Spor bu sene Süper Lig'den düştü. Takip ettiniz herhalde. Takip ettim, evet. Evet. Şimdi maalesef orada da bir yıl önce şampiyon olmuş bir takımın antrenörünü ve futbolcularını değiştirmek akıl şiarı değildi. Ben bugün Hasan kardeşimi antrenör olduğunu eleştirmek için söylemiyorum katiyen. Onu 14 yaşında miniklerde ben oynattım. Ama başarılı bir takımın antrenörü ve futbolcuları değiştirilmez. İki tane, üç tane nokta transfer yapıp onu sürdürebilmeliydi. Orada hata yapılmış. Orada ben bir yanlış olarak görüyorum. Yani kimseyi kınamak için değil, yapılmasaydı. Şimdi tekrar araya gireceğim. Gençlerimize önem verelim dediğim zaman ben bunu bizzat yaşadım.
Edincik'te şöyle Cumhuriyet Gazetesi ile Beden Terbiyesi Müdürlüğü'nün ortak düzenlediği, o zaman Celal Olgaç'tı müdür. Bir ilk defa Türkiye'de bir Cumhuriyet Kupası, minikler Cumhuriyet Kupası oldu. 12-14 yaş arasında çocuklar oynayabiliyordu. Ben Edincik'ten bir takım yaptım. Fevzi Bey Bandırma'dan bir takım yaptı. Erdek ve Gönen bazı nedenlerle katılmadı. Biz aramızda oynadığımız maçta Bandırma'yı penaltılarla yendik. Balıkesir'e gitme hakkını kazandık. 2-3 tane Bandırma'dan takviye alarak minikler şampiyonasına gittik. Ve orada Edremit Burhaniye yani Körfez birincisiyle merkez birincisini 1-0 skorlarla yenip minikler şampiyonu olduk. Bu takımdan şimdi hiçbir yerde lisanssız bir Süleyman Takınyacıoğlu çıktı. Buradan Küçük Hasan çıktı. Zeyyat çıktı. Buna profesyonel oldular. Tavşan Ahmet'le Köfte Ahmet amatör birincilikte oynadılar. Hatta Trabzon'a transfer için idmanlara gittiler. Bu çocuklar ne zamandı? 70'li yıllar. Şimdi 2013'teyiz. Burada kaynak çok ama buraya eğilmek gerekiyor. Bu eğilmeyi de kulüpten olabilir. Bandırma Spor bir fon ayırabilir. Bandırma Spor yöneticilerden bir kişi bu işin başına geçebilir. Ve belediye, mutlaka belediye katkısıyla olabilir. Turnuvalar düzenlenir. Okullar arası, mahalleler arası. Bunlara malzeme yardımları yapılabilir. Ve Bandırma'daki şimdi Bandırma Spor der ki bana yetmiyor para. Ama yetecek. Bandırma'nın amatör kulüplerine de yardım edeceksin ki sana oralardan birer ikişer topçular çıkabilsin. Ben teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun.